Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğnoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu açarak çektiğim videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, elimde gördüğünüz gibi bugün ikisi de iplerimin Leylak arkadaşlar. İki renkli bir model çalışacağız. Modelimiz bu iki renkten oluşuyor arkadaşlar. Ve şu şekilde de sıralı bir model. Evet arkadaşlar. Modelimiz sıralı bir model. Tığ battısını hazırladıktan sonra şu pembe trabzan kısmını yapıyoruz. Beyaz kısmı ve üstteki üç bir hiç ip koparmadan yapıyoruz arkadaşlar modelimizi. Modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni başlarken aynı şekilde başlıyoruz. Bu şekilde iki zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturuyoruz ve siz 2 zincir çektiniz arkadaşlar ben de buraya 5 zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum bu şekilde şimdi bir defa tığımın başını doladım arkadaşlar ve iki tığ battı atlayıp bu şekilde 2 2 olarak aldım ve tekrar tığımın başını bir defa doluyorum yine buradaki tığ battımın içine girdim 2 2 olarak aldım arkadaşlar Buraya toplam 2 2 alarak bu trabzanımızın içine 4 tane trabzan yapıyoruz. Tığ battığımızın içine 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 2. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum ara mesafesine. Bir defa tığımın başını doladım. 2 tığ battı atlayıp buradaki 3. tığ battımın içine 2 2 alarak Yine bir tırabzan yaptım, tekli tırabzan. Yine buranın tığ battığının içerisine 4 tane tırabzanla dolduruyoruz. 2 2 3 oldu. Bir defa dolayıp buradaki tığ battığımın içine arkadaşlar 2 2 olarak bu şekilde tırabzanımı doldurdum. Yine 5 zincir 5 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Buradaki tığ battımın içine girdim. 2 2 Bir defa doladım. 2 2 Bir defa doluyorum. Tığ battımın içine girdim. 2 2 3 oldu. Ve yine bir defa 2 2 4 tane trabzanım oldu buraya. Ve yine 5 zincir bir defa doluyorum 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma 2-2 iki, iki alarak Yine 4 tane trabzanla burayı dolduruyorum arkadaşlar Bu ilk sıramız ilk sıramız arkadaşlar Bu şekilde 4 tane trabzanla dolduracağız 5 zincir 5 zincirimi çektim bir defa doladım. iki tığ battı atlayıp 2 2 olarak aldım. Bir defa dolayop. 2 2 3 ve 4. 4 tane doldurdum arkadaşlar. 2 zincir çekip ipimi koparttım. Evet arkadaşlar, yeni başlarken de aynı şekilde tırabzanıma sık iğne yaparak beyaz ipimi tutturuyorum bu şekilde bir tane sık iğne yapıp bir şöyle örümcek yapıyorum küçük sayılacak durumda arkadaşlar bu şekilde bir örümcek örümceğimin üzerine 5 zincir 5 zincirimi bu kapattığım örümceğin kapatma noktasına kapatıyoruz bu şekilde bir yuva yapıyoruz evet bu kirpiğimiz için yuva bu şekilde şimdi yanına yaptığım birinci örümcekle aynı müsavide olacak şekilde ikinci bir örümcek yapıyorum arkadaşlar ve bunu bu yaptığım 5 zincirli yuvaya sık iğne ile kapatıyorum 1 2 1 2 3 ve bu da dördüncü sık iğne buraya tam dört tane sık iğne yaptım bir zincir çekiyorum arkadaşlar bu bu şekilde Durabilir çünkü kirpiklerini yapınca dik duracak arkadaşlar. O sorun değil. Yine aynı, şöyle ne küçük ne büyük fazla da minnek olmasın gözükmez arkadaşlar. 5 zincirimi çekip yuva yapacağım. 5 zincir, bu şekilde kapattım buraya bir zincir. Yine aynı büyüklükte olmasına, ikisinin aynı boyutta olmasına özen gösteriyoruz arkadaşlar kapatıyorum yine buraya yaptığım örümceğimi bu şekilde 4 tane sık iğne yapıyorum 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemi bu şekilde yaptım arkadaşlar 4 sık iğne bir zincir çekiyorum yine aynı şekilde buraya bir örümcek yapıyorum örümceğimi kapattım. 5 zincirimi çektim ve bu şekilde arkadaşlar. Örümceğimin üzerine yuva olarak kapattım. Bir zincir yine örümcek bu şekilde ve kapattım buraya arkadaşlar. 2 3 4 sık iğne 4 sık iğnemi buraya yaptım bir zincirimi çekiyorum ve yine aynı boyutta arkadaşlar öbürküleriyle aynı boyutta bir örümcek yapıyorum buraya ve 5 zincirimi çekip örümceğimin kapattığım noktaya bu şekilde kapatıyorum bir zincir yine aynı boyuttaki örümceğimi buraya kapattım yine arkadaşlar buraya dört tane sık iğne yapıyorum 3 ve 4 bir tane de zincir çekiyorum ipimi kopardım arkadaşlar Evet arkadaşlar yeni başlarken de aynı şekilde sık iğne ile bu 5 zincirli yuvamızın içine girdik ve buraya dört tane sık iğne yapacağız 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimizi çekip yuvaya kapattık. Bu birinci kirpiğimiz. Bu kirpiklerden arkadaşlar tam 4 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım yuvama. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım yuvama. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım. Bu şekilde bu 5 zincirli yuvaya 4 zincir çekerek dört tane kiprik yaptım. Ve bir zincir çekip küçük minnak denecek şekilde arkadaşlar şu boyutta bir örümcek yapıyorum. Ve buradaki yaptığım örümceği şöyle tutup 5 zincirli yuvanın içine bu şekilde arkadaşlar kapattım. 1 2 3 4 zincir. Kapattım bu şekilde. 1 2 3 4 zincir. Kapattım bu şekilde. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar. Yuvamda 3 girpim oldu. 1 2 3 4 zincir kapattım bu şekilde yuvada 4 tane kirpik olunca arkadaşlar bir zincir çekip şöyle minik bir örümcek yapıyorum bu şekilde ve yine aynı şekilde bu beyaz 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile geçiş yapıyorum 5 4 zincir, zincir pardon arkadaşlar 4 zincirimi çektim. Kapattım kirpik olarak. Şöyle tutayım daha net. Bu şekilde kapattım kirpiğimi 2. 4 zincir kapattım kirpiğimi 3. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum kirpiğimi bu şekilde arkadaşlar. 4 tane kirpiğim oldu. Bir zincir çektim şekilde bir tane küçük bir örümcek yaptım. Buraya kapattım bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir yuvaya girdim kapattım. 4 zincir bu şekilde kapattım 1-2-3-4 dört, dört zincir 1-2-3-4 zincir Kapatıyorum bu şekilde Bir zincir çekiyorum küçük bir örümcek yapıyorum Bu şekilde ve bu 5 zincirli yuvanın içine kapattım arkadaşlar sık iğneyle. Ve buraya 4 zincir çekiyorum. Bu 5 zincirli yuva deyince arkadaşlar arkasına 5 zincir diye sim geliyor nedense. Yine aynı şekilde 4 zincir kapatıyorum kirpik olarak buraya. 4 zincir kapattım yuvada. 1 2 3 4 zincir kapattım yuvada bir zincir çektim ve küçük bir kirpik yapıyorum bu şekilde yuvanın içine yine bir sık iğne ile geçtim buraya da 1 2 4 zincir çektim arkadaşlar 4 zincirimi kapattım bu şekilde kirpik olarak 4 zincir kapattım bu şekilde 2 4 zincir kapattım bu şekilde 4 zincirimi çekip artık bitiş olduğu için bayağı da yaptığımız için hızlı hızlı çekiyorum arkadaşlar bir zincir çekiyorum ipimizi kopardım Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi sıralı bir model ip koparmaya da gerek yok arkadaşlar bu şekilde hızlı bir şekilde hiç ip koparmadan bu şekilde yapabilirsiniz Evet yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın